İstanbul'dan Turan Uysal Bey'in sorusu var size. Efendim merhaba. Benim sorum insanın yaratılış özelliğiyle alakalı. Natura nedir? Sizden bunun açıklamasını rica edeceğim. Bilgi edinmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ya yani insan nasıl yaratıldı? Zer alemi an içinde bak saniyenin milyonda biri değil. Trilyonda biri değil, katrilyonda biri değil. Aniden bütün insanlık, gelmiş geçmiş bütün insanlık zer aleminde bir anda yaratıldı. Tam teşekküllü. Sonra oradan insanlar teker teker anneden babadan oluyor gibi göstertilerek dünyaya sunuluyorlar. Zer aleminden. Halen devam ediyor bu sunma. Kıyamete kadar devam edecek. Dolayısıyla öyle çamurdan evrimleşme falan yok. Ama dünyaya geldikte Hazreti Adem mesela Cenab-ı Allah zer aleminden dünyaya getiriş şöyle oluyor. Önce balçıktan, kaliteli balçıktan tam anlamıyla insan biçiminde Allah iki elimden yaptım diyor ama bak iki elimden. Allah insan şeklinde tezahür edip yani tecelli edip insan şeklinde mükemmel bir porselen heykel yapıyor. Ateşte pişmiş gibi yapıyor onu bir anda. Şu taş mankenler var ya. Onun çok kalitelisini düşünün. Satılıyor, Japonlar falan yapıyor. Onun gibi böyle duruyor, bakıyor. Allah buraya gel diyor. Derhal ya Rabbi diyor. O kadar. Yani zer aleminden alınışı bu şekildedir. Meleklerin hoşuna gitsin diye yapıyor. Yoksa o anda orada yaratılmıyor. Zaten var zer aleminde Adem. Cenab-ı Allah diyor ki ben seni şu an cennette yarattım. Şu an cennettesin. Eşini de yaratıcı yarattım diyor. Yaratacağım. Beraber burada yaşayacaksınız. Ama diyor bak orada bir meyve ağacı var diyor. Onu yeme. Ondan uzak dur. O kadar başka haram yok diyor. Yasak var, o var diyor. Şeytan diyor ki bak sana bir şey söyleyeceğim diyor. Ben o meyveden yedim. Ben sonsuz oldum diyor. Yani artık ben ölmeyeceğim diyor. Sen şimdi o meyveden yemedin diyor. Allah sana söylemiyor diyor. Sen bir süre sonra öleceksin diyor. Sen sonlusun diyor. İstersen diyor git o meyveden birkaç lokma dahi yesen o senin vücuduna geçecek. Onun etkisiyle sen ölümsüzlüğü kazanacaksın diyor. Önce Hazreti Adem direniyor. Sonra aklına yatıyor. Allah diyor onda biz sebat bulamadık diyor Adem'de. Yani direnç bulamadım ben diyor. Direnemedi diyor. Gücü yetmiyor. Karısıyla beraber gidip oradaki o meyveyi alıyor, yiyor. Onun vücuduna geçip hakikaten sonsuz olacağını düşünüyor. Yediği an üzerindeki elbiseler bir anda yok oluyor, cennet elbiseleri. Zaten nasıl söyleyeyim, madde değil onlar, o cennet elbiseleri. İnsan da madde değildir. Yani bizim anladığımız anlamda madde değildir. Cennet elbiseleri kalkınca cinsel organları görünüyor. Annemiz de babamız da her ikisi de açık halde oluyorlar. Oradaki geniş böyle incir yaprağı gibi cennette bulunan bir ağacın yapraklarını koparıp Hazreti Adem önlük gibi önüne bağlıyor. Havva annemiz de bağlıyor. Havva annemiz ayrıca göğüslerinin üstünü de örtüyor. İşte kıyafet budur. Yani kadının kıyafetini ilk Hazreti Havva annemiz uygulamıştır. Allah katında kıyafet budur. Kur'an'da ayetten açıklanıyor bu. Diyor ki olmaz diyor. Allah beğeniyor işte sen beğenmiyorsun ama Allah beğeniyor. Masonluk da önlük işte onun için takıyorlar onlar da. Hazreti Adem'den kalmadır o onlardaki adet. Ama tabii olay ondan bitmiyor. Bakıyor doğal ihtiyaçlarının olduğunu anlıyor. O zaman ağlıyor. Yani çok üzülüyor Hazreti Adem. Yani öyle bir şey hiç ummuyor öyle bir şey olacağını. Yani sık sık her gün doğal ihtiyaçları olduğunu anlıyor. Mesela üşüdüğünü görüyor. Sıcaktan bunalıyor. Halbuki cennette bunların hiçbiri yok. Yani hastalık var. Her gün yeni bir şey buluyor. Mesela tırnakları uzuyor. Tırnaklarını kesmesi gerekiyor. Sakalı uzuyor. Onu kesmesi gerekiyor. Saçı uzuyor. Banyo yapması gerekiyor. Ucu bucağı yok yani. Bitmiyor yani. Her gün bir şey. Muazzam pişman oluyor. Defalarca tövbe ediyor. İşte o lazım peygamber olmuştur Hazreti Adem biliyorsunuz. Yani sonra onun oğullarından birçok ırklar türedi. Yani oğullarından bazı çocukları
zenci olarak doğdular sonradan. Bir kısmı sarı ırk olarak doğdular, böyle çekik gözlü falan doğdular. İşte Yafes'in oğulları, Yafes. Mesela onlar çekik gözlü. Bir başka oğlu başka türlü oldu. Ve ırklar meydana gelmiş oldu. Ama bunun için yapıyor Allah? Zer alemindeki hallerini burada bir sebebe bağlayarak yaratıyor, bu kadar. Yoksa burada bir şey oluştuğunda, yani ne kromozomuna ihtiyaç var Allah'ın, ne onların genetiğine ihtiyaç var, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Sadece sebep olması için. Bu şekilde yaratmıştır.